Merhaba arkadaşlar. Describing People ünitesinin alıştırmalarında kalmıştık. Şimdi bakıyoruz. Let's describe people diyor. Hadi insanları tarif edelim. Evet. İnsanları tarif edelim o zaman. Evet. Resimdeki kişinin saçı ile ilgili cümleler oluşturacağız. Önce bakalım saçına. Uzun ve siyah, değil mi? Başka bir özelliği var mı? Başka bir özelliği yok. Ne diyeceğiz? O uzun ve siyah saçlı diyeceğiz ya da onun uzun ve siyah saçları var diyeceğiz arkadaşlar. Diyelim o zaman. Evet. Şimdi o ama o kelimesi olarak neyi kullanacağız? He mi, she mi, it mi kullanacağız? She kullanacağız değil mi? Çünkü o bir bayan. Bayanlar için biz o anlamına gelen she'yi kullanıyorduk. O zaman kullanalım. She has got long, tabii bir de düz saçlı değil mi? Long, straight. Rengi neydi? Siyah. Black hair. Evet, bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. She has got long, straight, black hair. Şimdi biz burada saç özellikleri neydi? Long, straight, black değil mi? Şimdi onların altlarını çizelim bir. Kırmızıyla çizelim. Bakın. Long neydi? Uzun. Straight neydi? Düz. Black neydi? Siyah. O zaman ne oluyor? Onun uzun, düz, siyah saçları var oluyor değil mi? Bir de şu açıdan bakalım. Bakın onun uzun, düz, siyah saçları var. Has got neydi? Has got sahip olmaktı değil mi? Has got sahip olmaktı. He, she, it ve tekil öznelerle kullanılır has got olarak. Peki I, you, we, they ve çoğul öznelerle ne kullanılıyordu arkadaşlar? Have got kullanılıyordu değil mi? Evet. Peki bu başka bir şekilde yazılamaz mı? Şimdi bu bizim birinci şeyimiz olsun, cümlemiz olsun. Bakın bu böyle yazılır. Bir de şöyle yazılır arkadaşlar. Görünmesi açısından şöyle yazalım. İkinci cümlemiz buradan başlasın. Şöyle cümleleri de ayıralım. Tamam mı? Bakalım onun saçları daha başka nasıl tarif edilebiliyormuş? Edelim. O şöyle saçlara sahip demiştik. Şimdi onun saçları diyeceğiz. Tamam mı? Her hair is... Şimdi arkadaşlar, her hairs are diyemiyoruz. Niye? Çünkü saç sayılamaz. Hair kıl olarak bahsediliyorsa sayılabilir ama saç olarak bahsedilemez. Hani bir insanın saçını saymayız değil mi? Yani kaç tane saç vardır kim bilir nereden? Kim uğraşacak onunla? Her hair is long. Yine aynen bakın alıyoruz bunları. Long, straight, black olarak alıyoruz. Hair'i yazmıyoruz çünkü hair'i buraya yazdık. Her hair is long, straight, and black, and black. Buraya da and yazabilirdik. Yazılabilir arkadaşlar. Her hair is long, strong. Daha doğrusu her hair is long, straight and black. Onun saçları uzun. Bakın. Uzun, düz ve siyah diye bu şekilde arkadaşlar tarif edebiliriz bu hanımefendinin saçlarını. Devam edelim. Evet. Burada nasıl saç görüyoruz? Kısa, kıvırcık, sarı değil mi? Kısa,
kıvırcık sarı. Bakalım nasıl cümle kurabiliriz onunla ilgili olarak. Şöyle başlayalım. Yine bayan olduğu için she diyeceğiz. Eğer erkek olsaydı ne diyecektik? He diyecektik, değil mi? She has got, kısa olduğu için short, kıvırcık olduğu için curly, sarı olduğu için saçları yellow demiyoruz. Ne diyorduk? Hatırlayalım. Blonde, değil mi? Blonde hair deyip cümlemizi noktalayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın. Neydi short? Kısa. Curly neydi? Kıvırcık. Blonde neydi? Sarı veya sarışın anlamına geliyor. Şimdi yine bunu da böyle bir ayıralım. Ve ikinci cümlemizi yazalım. Bu da aynı şekilde farklı bir şekilde yazılabiliyor arkadaşlar. Farklı bir şekilde tarif edelim bu hanımefendinin saçlarını da. Yine bayan olduğu için her. Eğer erkek olsaydı onun anlamına gelen his diyecektik, değil mi? Eğer cansız varlık, hayvan, bitki, durum olsaydı its diyecektik. It is ile karıştırmayalım, its. Üstten virgülle ayrılmıyor. Yine bakın, her hair is, saç sayılamadığı için hairs are diyemiyoruz. Short, curly, yine and blonde. Arkadaşlar. Neydi anlamları? Kısa, kıvırcık, sarı veya sarışın şeklinde söylenebiliyordu arkadaşlar. Bakın burada hatırlayalım. Özne ki bayanın kendisi, değil mi? Hanımefendinin kendisi. O. Burada özne ki bayanın saçları, değil mi? İkincisinde özne değişiyor. Hatta şöyle maviyle göstereyim. Bakın buradaki she zamiri öznesi arkadaşlar bayanın kendisi. Tamam mı? Buradaki her hair, onun saçları öznesi de bayanın saçları. Anladık, değil mi? Güzel, devam edelim o zaman. Evet, şimdi burada nasıl saç görüyoruz? Orta uzunlukta, değil mi? Ondan sonra kızıl, orta uzunlukta kızıl bir saç görüyoruz. Ve arkadaşlar dalgalı, değil mi? Hani çok düz de değil, çok kıvırcık da değil, dalgalı. O zaman kullanalım bütün bu elimizde bulunan verileri ve bir tane buraya cümle yazalım. Ondan sonra bir tane daha yazalım tabii. Evet. Yine bayan olduğu için tesadüf ki yine she diyeceğiz. She has got medium high, değil mi? Medium length. Orta uzunlukta. Bir de orta uzunlukta anlamına gelen medium height vardı, değil mi? Height ve length. High ile long arasındaki fark neydi? High, dikey uzunluk. Long, yatay uzunluk arkadaşlar.
Hani yatay ama dikleştirilebilecek yatay uzunluk. High ise arkadaşlar tam manasıyla dikey uzunluk anlamına geliyor arkadaşlar. Length, medium length dedik. Wavy. Neydi wavy? Dalgalı. Ginger. Hair. Evet. Ne oldu? Onun orta uzunlukta, yani şöyle yapalım. Onun orta uzunlukta dalgalı kızıl saçları var anlamına geldi, değil mi? Şimdi ikinci cümlemizi yazalım. Çizgimizi çekip. Yine onun saçlarından bahsediyoruz. Onun saçlarından bahsettiğimiz için her hair, değil mi? Her hair is medium length. Bir dakika, şöyle bir tane fazladan h oldu. Wavy. And ginger denilebilir arkadaşlar. Evet, bakın yine ne oldu burada? Onun saçları orta uzunlukta dalgalı ve kızıl şeklinde oldu arkadaşlar. Siz bunu ekranda şöyle, aslında hep bayanları tarif ettik. Erkek resmi yok. Şöyle yapalım. Şunu bıyık çizelim. Bunu da erkek yapalım, değil mi? Sakal çizelim şöyle. Erkek olsun. Erkeklere haksızlık olmasın. O zaman ne yapalım şunu da? Şöyle yapalım. Bunu silelim. Bir de erkek olarak görelim. He olur değil mi bu sefer de? Burada ne olur? His olur. Şimdi burada özne kim? Beyefendinin kendisi oldu bu sefer. Burada ne oldu? Beyefendinin saçları oldu. D'nin saçları oldu, değil mi? Öznemiz burada beyefendinin saçları. Evet, bu şekilde beyefendilerin de haklarını gözetmiş olduk. Devam edelim. Şimdi burada da gördüğümüz gibi gözleri ve isimleri kullanarak cümleler kuracağız arkadaşlar. Aynı şekilde aslında ikişer tane cümle kurulabilir burada. Birinci cümlemizde başlayalım. Önce birinci cümleleri yazalım. Ondan sonra o cümleleri silip diğer cümleleri de yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi Esra ile başlayalım. Esra has got green eyes. Şimdi gözlerin arkadaşlar renginden başka bir özelliği yok, değil mi? Hani saç gibi uzun olamazlar, saç gibi işte dalgalı olamazlar, kıvırcık olamazlar, kısa olamazlar gibi gibi. Şimdi burada bakın göz rengi yeşil olduğu için ne dedik? Green dedik, değil mi? Şöyle yeşille de gösterelim bunu hatta. Bakın bir de. Bakın yeşil gözlü. Burada da yeşil diye yazdık, değil mi? Evet. Burada mavi göz olduğu için mavi diyeceğiz.
İsmimiz kim? Burada bizim Serap, değil mi? Serap'la ilgili bir tane cümle kuracağız. Serap'ın mavi gözleri var diyeceğiz. Yukarıda ne demiştik? Esra'nın yeşil gözleri var demiştik. Burada Serap'ın mavi gözleri var diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Yine yukarıdaki gibi arkadaşlar. Serap yine has got, burada blue eyes diyeceğiz. Eye neydi göz, eyes neydi gözler, değil mi? Evet, burada da yine maviyle şöyle gösterelim arkadaşlar. Ne oldu? Serap'ın mavi gözleri var demiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar beyaz göz olmaz. Beyaz değil bu arkadaşlar, normalde siyahtır. Değil mi? Hani belli olsun diye bu taraflarını biraz beyaz olarak göstermişler. Ama normalde bu siyahtır. O zaman Emel'in siyah gözleri var diyeceğiz, değil mi? Diyelim bakalım o zaman. Evet, tamam. Emel has got black eyes. Evet, gözler siyahtı. Şöyle yapalım. Siyah anlamına gelen ifademiz de buradaydı. O zaman şöyle alttan bir çekelim. Ne oldu? Emel'in siyah gözleri var anlamına gelen bir tane cümle oldu. Bakın burada da kahverengi var. Değil mi? Aygül'ün gözleri ne renkmiş? Kahverengi. Aygül'ün kahverengi gözleri var diyeceğiz uzman. Diyelim. Aygül. Yine özne tekil olduğu için has got gözler burada kahverengi olduğu için brown eyes, değil mi? O zaman şöyle yapalım. Kahverengi. Buradan kahverengiyi bulamadık arkadaşlar. Bunu da diğerleri gibi çizmeyelim. Böyle kalsın. Şimdi gelelim Murat'a. Buradaki tek bayımıza. Murat'ın gözleri de neymiş? Ela'ymış. Ela neydi? Hazel'dı, değil mi? Hazel, evet. Murat'ın Ela gözleri var diyeceğiz. Diyelim o zaman. Murat has got hazel eyes. Evet. Bakın burada hep şurada kırmızıyı seçelim. Has got'larla oluşturduk, değil mi? Has got'larla oluşturduk. Bakın. Burada fiilimiz, cümlemizin fiilleri bu 5 tane cümlede hep has got. Şimdi peki başka türlü yazılamaz mı? M is R'la yazılabilir. M'le yazılmaz da is'le veya R'la yazılır. Gözler söz konusu olduğu için tek bir göz olamayacağı için R'la kullanacağız sadece. Saçta sadece is'le kullanabiliyorduk, değil mi? Çünkü saçlar sayılamıyordu. Gözlerin mutlaka iki tane olması lazım olduğu için ne yapıyoruz? R'la kullanacağız. O yüzden başlayalım. Peki have got şeklinde nasıl kullanılırdı? R'lı ifadelere geçmeden önce have got'lı kullanalım. Çoğul özneyle have got olurdu, değil mi? Bir tane yazalım. Şöyle yapalım. Emel'in yanına bir de Ali yazalım. Altına yazalım. Ali. Değil mi? Emel ile Ali'nin siyah gözleri olsun. Emel and Ali have got, bakın burada, black
eyes. Tabii burada Emel ile Ali diyebiliyorsak bunları yerine they de diyebiliriz değil mi? They have got black eyes. Evet, sıyırdığı kadarıyla siz bunun siyah olduğunu anlarsınız arkadaşlar. They have got black eyes. Emel and Ali have got black eyes. Bakın burada neyi kullandık? Have got ifadelerini kullandık. Have got fiillerini kullandık. Sahip olmak anlamında. Niye? Çünkü fiilimiz, bakın fiilimiz diyorum, öznemiz yukarıda çoğul özne, aşağıda they zamiri, I, you, we, they zamiri ve çoğul öznelerde ne oluyordu? Sahip olmak anlamında have got kullanılıyordu. Şimdi gelelim diğer türlü cümlemize. Az önceki cümlelerde özneler arkadaşlar buradaki şahıslar idi değil mi? Aynı saç örneğinde olduğu gibi özneler buradaki şahıslardı. Şimdi özneler bu şahısların gözleri olacak. Nasıl olacak? Yazalım o zaman. Siyahla yazıyorduk değil mi? Siyahla yazalım o zaman. Siyahla yazmaya devam edelim. Evet, şöyle yapalım. Heh. Esra's eyes are green. Bakın burada özne kim diyemiyoruz tabii ki. Ne diyeceğiz? Kim sorusunu az önce sorabiliyorduk. Özne ne? Esra'nın gözleri değil mi? Esra'nın gözleri. Aşağıda bakalım. Serap's eyes are blue. Burada da özne Serap'ın gözleri değil mi? Mavi olduğu için blue'yu yazdık buraya. Aşağıya bakalım. Emel's eyes are black. Evet. Burada özne kim? Emel'in gözleri. Bakın yine hep R'larla kullandık. Hep R'larla kullanmak zorundayız. Tekrardan hatırlatıyorum. M'le kullanamayız. Çünkü ben olması ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü burada gözler olması gerekiyor. Gözlerde her zaman iki tane olması gerektiği için R'ı kullanıyoruz. R'lardan sonra da bakın gördüğümüz gibi gözlerin renklerini kullanıyoruz. Buraya gelelim. Ay, gül, eyes are neydi burada? Brown, kahverengi değil mi? Gelelim aşağıya. Murat'ın gözlerine bakalım. Murat's eyes are hazel. Murat'ın gözleri de Ela şeklinde, bu şekilde söyledik. Burada da özlemimiz Murat'ın gözleri are. Ondan sonra ne geliyor? Gözün rengi. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.